her yıl geleneksel olarak yapılan Kızılcabölük Denizli Çamlık Yürüyüşü'ne bu yıl bizler de katılıyoruz efendim. Bakalım nelerle ve nasıl insanlarla karşılaşacağız. Hiç vakit kaybetmeden biz de otobüsümüze binip Kızılcabölük'e doğru yola çıkalım. Tavas Belediyesi'nin organize ettiği geleneksel 19. Kızılcabölük Denize Doğa Yürüyüşü yapıldı. 17 Nisan Pazar günü saat sabah 9'da Kızılcabölük Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş yaklaşık 6 saatte tamamlandı. Yürüyüşe katılmak isteyenler için otobüsler Denizli Çamlık girişinden sabah saat 7'de Kızılcabölük'e hareket etti. Tavas Belediyesi'nin organize ettiği yürüyüşe 3500 kişi katıldı. Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı güvenlik konusunda önlemler alırken ambulanslarda sağlık hizmeti vermek için hazır bekletildi. Kızılcabölük Cumhuriyet Meydanı'nda başlama konuşması yapan Tavas Belediye Başkanı Turan Veliakyol, geleneksel olarak her yıl Mayıs ayının ikinci hafta sonu 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Haftası'nda yapılan yürüyüşün sağlık için yürüyelim sloganıyla yapıldığını belirtti. 19.sunu gerçekleştireceğimiz Kızılcabölük Denizli Doğa Yürüyüşümüz inşallah hayırlara vesile olsun. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi 13 kilometrede Yemişin Kahvesi'nde güzel ikramlarımız, orada eğlencelerimiz, yarışmalarımız ve halk oyunlarımız olacak. İnşallah doğa, çevre, kardeşlik, birliklerik, Çanakkale şehitlerimiz ve zaferimizin 100. yılı. Bu vesileyle inşallah dikkat çekeceğimiz, farkındalık oluşturacağımız bu yürüyüşün şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zorlu konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu arz ediyorum. Güzel günde, güzel bir ortamda inşallah 19. yüzyılı gerçekleştirmiş olduğumuz bu doğa yürüyüşünün güzellikler getirmesini temin ediyorum. Farkındalık yarattı Kızılcabölük. Her zaman olduğu gibi çok güzel başlangıçlar yapıyor. Ben öncelikle bu yürüyüşü ilk başlangıcını yapan ve fikri ortaya atandan bugüne kadar getirenlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kızılcabölük Cumhuriyet Meydanı'ndan başlatılan yürüyüş Kilipınar'ı, Aşk Yolu, Heraklıya Hiyeron'u, Çınar Türk Parkı, Çatal Armut, Sarı'nın Kahvesi, İbişler'in Kahvesi güzergahlarından devam etti. Yürüyüşe katılanlardan dileyenler 10. kilometredeki piknik alanında mola verdikten sonra yürüyüşe devam etti. Her yıl olduğu gibi yürüyüşçülerin Denizli Çamlık'a ulaşmasıyla yürüyüş tamamlandı.